Hala Late Night and Tex'e devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi 6. gündeyiz. Bugünden sonra staj bitiyor. Benim burada lamba kayboldu. Abi kaydımda lamba yoktu ve tekrardan 6. güne geldim. Şu an 6. gündeyiz değil mi? Hatta bunu nasıl anlayabiliriz? Evet, 6. günden devam ediyoruz. Şimdi bakalım bugün bizden toplamda 6 insan ölmek zorunda. Ne var? Yerel köpek balığı nüfusu tehlikeli seviyelere düştü. Bu tatlı canlılar yok olmaya mı mahkum? Köpek balık 6 insan ölmek zorunda. Bir dakika, az bir telefona bakacağız. 35 yaşında ya da daha genç en az 3 insan ölmeli. 35 yaş ve 35 yaşın altında olan en az 3 insan ölmeli. Haberlerde durum ne? Bu arada param var. Bundan sonra yazı tura atacağım kararsız kaldığımda. Pekala. Genç geçici işçinin ölümü öfkeye yol açarak geçici işçilere yönelik hakların ve menfaatlerin artmasına sebep oldu. Yeni sokak ilacı iyi meyve suyunun ölüm bilançosu artmaya devam ediyor. İyi meyve suyunun ölüm bilançosu. Pekala, bunu kim yapıyorsa engel olmalıyım. Gün sonu araştırmacısı araştırma için kullanılan böcekler tarafından laboratuvarında yendi. Tamam, bu büyük ihtimal 5. günde yaptığımız olayların sonuçları. Kesinlikle telefon her zaman bir önceki günün yaptıklarını bize gösterir. Pekala, bu çok ciddi dedi. Bu arada çok önemli, 6. gündeyiz. Yani stajın bitmesinin son günü gibi bir şey. 35 yaş ve altının en az 3'ün ölmesi. Şimdi şöyle yapacağım, gruplandırma yapacağım. 35 yaşa ait olan, yaşı 35 ve 35'in altında olan herkesi bir yere toplayacağım. Sistematik gideceğiz. Kesinlikle. Bu 20 yaşında, sen de geldin. 48 gelmene gerek yok. 35, sen de geldin. Bu abimiz 52. Tamam. Şimdi siz buraya küçük küçük bir not alın. Bunlar 35 ve 6 olanlar. Şimdi 6 insan da ölmek zorunda. Yani benim öyle bir şey yapmam gerekiyor ki, bu arada deniz biyoloğu. Bir dakika, haberler güncel. Ne diyordu? Hatırlayın. Yukarı çabuk çık ne olur ya. Köpek balığı nüfusu tehlikeli seviyelere düştü. Bu tatlı canlılar ölmeye mahkum mu? Bu lanet krekerler neden her yerde? Dur bakayım, deniz biyoloğuymuş. Liana küçük balık haznelerinin yasaklanmasını destekliyor. En az 6 kişi ölmeli. Şimdi bu sağdaki... Bu sağdakilerin hepsi ölecek abi. Ben bunu anladım yani. Bana ölüm diyor ki, sağdakilerin hepsini öldür diyor. Bunu bir kere öldüreceğim. Bununla alakalı sorgulamam şu an saçma olur. Bir dakika, adamın mesleği neymiş? Uzun mesafe bisikletçisi. Peki yani bu bilmiyorum ama bana söylenen şey bu. Günün kotası. Bak ya, ölmeli diyor, anladınız mı? Schultz, yani bu zorunluluk gibi. Şimdi buradan da inisiyatifim olan 3 kişiyi öldüreceğim. Yani buradan sadece 1 kişi bağışlanacak. Peki buralardaki en masumu hangisi? Buna şöyle yapalım. Dur, ilk önce okuyacağım. İmmünolog. Bağışıklık sistemi alakalıyla bir şey mi? Son 15 yıldır her gün penceresiz beton bir sığınakta çalışarak dünyanın en ölümcül hastalıklarından bazılarını yok etmek için çeşitli aşıları test ederek geçirdi. Boş zamanlarında uzunca bisiklet sürmekten hoşlanıyor. Bisiklet süren birini öldürdük. Umarım sen onun karısı değilsindir. Seni bağışlamak gibi bir fikre kapıldım ama... Abi toplamda 6 insan ölmek zorunda diyor ve bana 7 insan gösteriyor. Çok acımasız. Pekala, burada bakalım. Biraz da pef. Gözden düşmesi nasıl başladı kimse olarak tam olarak bilmiyor. Ancak bu tür bir morgda orta yaşlı asistan olarak çalışıyor. İnsanlara yardım eden bir pozisyonda. Adli tıp teknisyeni. Sen de kalacaksın. Sizin aranızda belki yazı tura atarım. Pekala, bu ablamız Konya Merkez Üniversitesi'nde bir profesör olan Letty tüm hayatını akvaryum balıkların iyiliğine adadı. Japon balıkların halihazırda iyi bir hafızaya sahip oldukları bildiğinden. Bak, bir balığı bir haznede saklamak. Kusura bakma. Bir sürtük. Buna ölmek zorundasın. Hiç kusura bakma. Bu ablamız sana evlilik ve mahrem meseleler için çoğunlukla daha büyük yaşlardakilere yardım etmeye odaklanan bir terapisttir. Her zaman her konuda aktif bir sağlık, bir yaşam tarzını teşvik etmeye çalışıyor. En sevdiği eğlence ise 3 köpeğiyle oynamak. Şimdi. Şu kız ne yapıyordu? Bu hepsi de çok hayırlı işler yapıyor. En büyüğünüz hangisi? Sen 62'sin, sen 52'sin. O zaman seni bağışlıyorum. Dur hayır. Bir dakika. Şu an kaç kişi? 1, 2, 3. Aa, buna basmamışım. Bu herif de ölmeli.
Gel kanka. Adamı unutmuşum ya, inanılmaz. Şu an 1 2 3 4 5 Aa okey, bir kişi ölecek. Bir kişi ölecek. Ya bu kadın çok iyi. Bu kadını hemen bağışlıyorum. Tamam mı? Şimdi geldik size. Abicim, ablacım, yazı mı tura mı? Yazı mı tura mı? Hadi seçin. Dur. Nasıl yapalım? Şöyle sizin tam aranızda olsun. Şu da şuraya alalım. Şimdi. Sen Y ile başlıyorsun, sen de S ile. Yani sen yazısın, sen de tura o zaman. Yazı gelirse sen yaşarsın. Tura gelirse sen yaşarsın. Okey, anlaştık mı? Bak hiç bana hiç böyle şey yapmak yok, tamam mı? Yazı gelirse soldaki yaşar, tura gelirse sağdaki. Yazı geldi, sen yaşıyorsun. Üzgünüm, hayat bazen böyledir. Lütfen bana kızma, olur mu? Lütfen bana kızma. Umarım yaptığımız şey doğrudur ya. Pekala, paramızı tekrar buraya aldık. Hepsini yolluyoruz. Bilmiyorum, bilemiyorum Altan. Çok insan öldürdük bugün. Bakalım kader ne diyecek. Yanlış bir şey yapmadım değil mi Kader abi? Ne haber? Ölüm, dışarıda zor bir gün var gibi görünüyor. Yeni işe alınanlar genellikle karanlık zamanlarda bocalar. Bir şey söyleyeyim mi? Karanlık bir zamanın içindeydim. Yine de yeterli performans göstermiş görünüyorsun. Böyle bir günün ardından nasıl hissediyorsun? Zor zamanlar için yaratıldım. Kötü, yapmam gerekeni yaptım. Bu hoşuma gitti anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Sen ve ben bu konuda hemfikiriz. Biz gerekli olanı yaparız. Bu bize acı çektirse bile. Tamam. Umarız bugünler devam etmez. Ne olduğuyla alakalı bir fikrin var mı? Ölüm ölümdür. Devamlı bana ölüm hakkındaki fikrimi soruyor. Sanki beni devamlı böyle işten atmak istiyor ama atmak istemiyor. Böyle garip yani. Evet, bu arada bir hastalık gibi bir şey var oyunda şu an devam eden. Felaket gibi. İlginç. İçgörülü bir çan. Ya, o kafatasının içinde çınlıyor olabilirim. Şimdi git ölüm. İyi geceler. İyi geceler. Ama önce bir bu hafta sonuna sokar mı bizi? Çünkü Cerberus barı galiba sadece hafta sonları açılıyor. Açılmış. Dur. Cerberus'a gideceğiz. Şimdi ben buradan ne alayım? Bende 1300 gold var ya. Bende 1800 var. Bunu alırsam düşeceğim bakiye bu. Tamam, bu kalsın. Abi o ışık gelirse alacağım. Bir de Cerberus barına ilk girişimiz. Gaz. Ben seni nereden tanıyorum? Bir hayalet misin? Ben yeni ölüm 83. Ne haber? Yeni ölüm 83 değilim ben. 95'im. Oha, yoksa o kayıt gittiği için bana yeni bir kod mu atadı? Yeni insanlarla tanışmaya geldim. Tabağımda yeterince yemek yokmuş gibi. Şimdi bir de limon kafalı bebekle uğraşmak zorundayım. Limon kafalı değilim. Gerçekten değilim. Niye buraya geçti lan? Pekala. Biraz bana iyi davranamaz mısın? Pekala. Görünüşe göre şimdi sen başıma kaldın. Soru sormak falan. Evet ya, sadece Cerberus barındaki olayı şey yapacaktım. Bundan önce kimdin? Bilirsin işte, sen hangi insandın? Ödül olarak işaretlediğim bir profilin hayaleti sen misin? Sadece geçmişini merak ettim. Gaz, ben seni nereden tanıyorum ya? Allah Allah. Tamam Gaz, çok boş yaptın. Tamam. Tamam. Bir dakika, Gaz bana önemli bir şey söylemiş olabilir ve ben oraya atlamış olabilirim. Özür dilerim Gaz. Çok önemli bir şey söylediysen. Merhaba, siz kimsiniz? Merhaba, ben Seri ya da Keri. Seni Cerberus'un ininde ağırlamaktan onur duyarım. Boşluğun bu taraftaki en iyi içki işletmesi. Seni daha önce görmediğime eminim. Buralarda yepyeni olmalı. Evet, daha 6. günüm. Acheron Nehri gibi zarif değil misin? Kıyafet nostalji diye bağırıyor. Onu ben seçtim. Pekala. Peki şimdiye kadar varoluştan nasıl hoşlanıyorsun? Yani buradan nefret etmiyorum açıkçası. Canlı olmak oldukça iyi hissettiriyor bir bakıma. Dedim, aslında öyle hissetmiyorum. Ölümsüzlüğün daha parlak tarafına bakman gerek değil mi? Sonunun böyle olacağını hiç düşünmediğine eminim. Bazen bu kartlar bize dağıtılan kartlardır. Tamam, çaylak, devam etmeden önce buraya gelen her yeni kişiyle oynadığım bir oyunum var. Oldukça basit. Bizde bir oyun oynamak istiyor. Pekala, tek yapman gereken bir dizi soruyu yanıtlamak ve ben de seni söylediklerinden esinlenerek özel bir içecek hazırlayacağım. Bir sınav gibi. Eğlence ve oyunlar pek tarzım değil. Suratsız, seninle ilgili birçok soru ortaya çıkaracak, söz veriyorum. Pekala.
Hadi bakalım yapalım. Peki özet. Bir tür garip durumun tarif edeceğim ve nasıl tepki vereceğini söyleyeceksin. Genellikle 4 soru sorarım ve bu kadar. Tamam, başlayalım. Hadi gelsin. Arkadaşlarının başı yerel bir suç örgütünün patronu ile derin bir belaya girdi. Şimdi bir grup vahşi adam hepinizin peşine düştü. Oğlum bu çok kötü bir şey lan. Pekala. Eğer birlikte çalışırsan bu durumu çözebilirsin. Ne yapacaksın? Arkadaşlarını yok et, işe yaramazlar. Arkadaşların bir kez olsun düzgün davransalar ne olur? En iyi sonucu elde etmek için arkadaşlarıma yardımcı ol. Bunu seçerim. Burası beni... ikinci soru. Garip canavar tanrılarla flört etmek hakkında bir bilgisayar oyunu oluşturmakla görevlendirildikten sonra birkaç karakter buldum. Bu da ne demek oluyor? Olası tanrı varlıklarından hangisi tartışmasız en ateşli ve en flört etmeye uygundur? Pekala. Muhteşem bir sarı yele ve kaslı. Azathon, kör aptal tanrı, en azından tüyle kaplı. Burada belki God of War'a gönderme yapabilir. Oyunda bir sürü oyuna gönderme var. Tek kol, sonsuz esneme. Biraz şeffaf, uhrevi güzellik. Yarı kurt, yarı koç, yarı tank. Ilıman kalbiyle grostex bir ağaç. Kör aptal tanrı, en azından tüyle kaplı. Yani burada büyük ihtimal bir yani uydurma kurgu bir tanrı ile onun eşini şey yapacağım. Burada bana en güzel gözüken sarı yele dedin. Hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Neredeyse bitti. Sor bakayım. Önünde bitkilerle dolu bir masa var. Bu bitkilerden birini yemek zorundasın. Hayatın buna bağlı. Hangi tür bitki çeşidi yemeyi tercih edersin? Bu benim içkimi atacağım meyveyi, bir sebzeyi ve bitkiyi mi şey yapacak? Bir elma, kaktüs, mantarlar hepsi, bir gül, belki sekoya. Sekoya bir içki galiba. Elma burada çok okey. Ceset çiçeği namını. Elmalı bana büyük ihtimal bir kokteyl vereceksin. Peki son kısım. Söylediğim gibi 4 kişinin ihtiyacı olan tek şey değil mi? Dünya kendini bir zombi kıyametinin ortasında buldu. Evde kendini koruyacak silahın yok. Ve çok az erzakınla mahsur kaldın. Stratejin ne olur? En iyisi zombiye dönüşmek. Pasafiso zombi ve kıyamet senaryo baydı artık. Tek kurtulan modunu açardım. Silah bul en son. Ha, bunu diyeyim. Tamamdır. Sonuçları hesaplamamızı. Tamam. Islık çaldı. Bir başarım geldi. Karanlığa eğilimli, uygunluğa eğilimli, aklında uygun karışım var. Kararlılığaymış bu arada. Azimden bahsediyor. Peki. Güzel bir karışımla başlayalım. 4 bilmem ne koyuyor cin. Bir mürver çiçeği koydu. Peki ver bakayım. Test yalan söylemez. Bence buna uygun bir isim Sondaj. Aa, yaptığı içeceğin adı bu. Sondaj. Ölüme, barmene başını salla. İyiydi. Hadi bir şerefe yapalım ya. İçecek pürüzsüz dalgalar kıyıya doğru yuvarlanır. Ve sonra geri çekilir. Yavaş yavaş simetrik değişimin sabit bir ritmik kenarlardan taşlama. Bunu çeviren adamın da bacağım girsin yani. Tadı çalkantılı bir ruha yatıştıran fiziksel güçlerin uyumlu etkileşimini hatırlatıyor. Ta ki geriye cilalı bir kaymak taşı düzlemi kalana kadar. Tamam, güzel ya tadı. Başka onuz oldukça temiz. Şimdi sana başka ne verebilirim? İçki istiyorum. Ya ben gidiyorum ya. Görüşürüz. Küçük Azrail diyor bana. Salak. Salaksın. Bir dakika. Burada tıklayabildiğim ne var? Bu çıkış kapısı galiba. Bu gasın olayını anlamadım. Biraz oraya hızlı geçtim. Affedin. Mazur görün. Gasın olayını hiç anlamadım. Cerberus bana düşün. Tamam. Önemli değil. Şimdi asıl olaya girelim mi artık? Lütfen. Bir yatıyorum ve 7. güne uyanıyorum. Bakalım burada... Oğlum burada biriyle konuşuyor. Allah Allah, düşündüğüm şey değildir değil mi? Değildir ya. Pekala, 7. gündeyiz. Pekala, profiller oldukça fazla. Şöyle bir sıralayalım. Bir dakika bekle. Bekle ne var? Ne? Oha, sağlık çalışan ani ölümden gizemli yollarla kurtuldu. Pekala, çok güzel. Bizim dünkü yaptıklarımız, ölümcül bir salgın gelecek vadeden öğrencinin canını aldığı için üniversite yazdı. Abi... Bu salgını başlatan kişi ben olabilirim. Aa, bana biraz para gelmiş. Bir dakika. Şunu bir kapat. Paraları yerine koyalım. Bunlarla alabildiğim kadar şey diyeceğim. Yanlışı düzeltme varmış. Galiba onu alacağım büyük ihtimal. Pekala, haberleri okumaya devam edelim. Yerel kuaförün ölümünden sonra kötü saç günlerinin sıklığı artmaya başladı. Kuaför öldürmüştüm lan ben. Allah kahretsin. Bu çok etkilemez insanları. Sağlık çalışanını öldürmüştüm. Yapacak bir şey yok. Bak. Yakınlardaki ormanda kimliği belirlenemeyen bir ölü adam bulundu. Polis cinayetten şüphe. Bak, bu çok devam ediyor ve ben bunu engellemem gerekiyor. İtfaiyeci yanan bardan kahramanca kaçtı, ancak bir forklift tarafından delik deşik edildi. Allah kahretsin.
kan lekesi örüntü analizi üzerine yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında hepsi sözde bilim ve hiçbir değeri yok. Kan lekesi örüntü analizini alan bir aile daha çok seviyeli pazarlama planına katıldıktan sonra yoksulluk içine düştü. Tamam, şimdi bugünün olayı. Pekala, bakalım dünkü karışıklığı toparlayabilecek miyiz? Bir bakalım, sana tam da ihtiyacım olan desteği bu verebilir. Unutma sorunları geride bırakmış olabilirsin ama önünde her zaman yeni olacak. Günün kotası: iki insan ölmek zorunda. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen insanları bağışla. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen. Bu ne demek oluyor? Mesela bir problem var ve bunun için uğraşıyor mu? Şimdi bu ablamız avukat ve 29 yaşında, şimdiden başarılı bir avukat. En çok kurban ailenin oğlunu öldüren sarı sürü tazminat ödemesine neden olan bir davayı kazanmasıyla ünlü. Her zaman bir boşluk bulur ve davayı çok inandırıcı bir şekilde sunar. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışır gibi görünen insanları bağışla. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışıyor. Gel. Sen problemlere karşı yardımcı oluyor gibisin. Seni buraya aldım. Şimdi sana geldik ablam. 24 yaşında öğrenci. Anavatanı rejime karşı protestoların ortasında olan bir transfer öğrencisi. Tüm bunlardan uzak olduğu için mutlu, ancak ülkesindeki ailesi ve arkadaşları hakkında oldukça endişeli. Okuduğu okulda ayrıca küçük bir protesto yürütüyor ki bu da... Protesto mu yürütüyorsun? Bu protestoda insanlar ölebilir, biliyorsun değil mi? Mesela sen. Kusura bakma. Kusura bakma lütfen. Pekala, buraya geldik. Çalışanları kan lekesi kalıp analizine odaklı, ancak aynı zamanda adalet sisteminden kaçan... Bak, bir şey söyleyeyim mi? Haberi hatırlayın. Kan lekesi ve örüntü analizi üzerine sözde bilim olmasına rağmen düzeltiyormuş gibi yaptığın için seni bağışlamam gerekiyor. Kader öyle dedi. Kader abimiz. Pekala. Süper meyve suları ve vitaminlerden tuvalet fırçalarına kadar her şeyi satan bir çok seviye pazarlama şirketinde en üst seviyedeki kişidir. Her işe alım konuşmasında bu bir piramit şeması değil ama... ile başlamasına rağmen her hafta düzinelerce saf insanı getirmeye devam ediyor. Problemlere karşı yardımcı olmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ama aslında bir problemi çözmüyor. Europa City, seni bağışlıyorum. Çünkü sen bahsedilen kişisin. Tamam, seni de bağışladık. Şimdi bir ölümüz, iki bağışlamız var. Hatta üç bağışlamız, bir ölümüz var. Buraya geldik. Brady patronu olabildiğince mutlu etmekle ilgilense de işinin doğası hakkında giderek daha fazla endişe. Yani patronu olan ondan sürekli olarak daha tehlikeli şeyler yapmasını istiyor. Bu da karları arttırırken bunun diğer canlar pahasına yapıyor. Bu kötü bir işin mümessiliymişsin. O yüzden seni öldürüyorum. Benim mantık nasıl ama? Pekala, geldik sana. Gerard. Bu kafa, surat işareti şey. Ne yani, anladınız mı? Giga chat gibi. Bu kişi kim? Hiç kimse. Anlamsız ve kibirli bir şekilde hepsi başarılı olan sayısız büyük icat sözü verdi. Egoizminden kör olarak herhangi bir ders almayı reddetti ve bu yolda devam etti. Sonuçta birçok işletmenin mahvolmasına ve birçok insanın ölümüne yol açtı. Kötü bir şey gibi gözüküyor ama problemlere karşı yardımcı olmaya çalışıyormuş gibi gözüktüğü için seni de geçiriyorum. Detay kaçırdıysam lütfen beni affedin. Bir yazı tura atıyorum ve bugünün şansı Turaymış. Ve stajım biter. Eğer bugün bir yanlışlık yapmadıysam, bilmiyorum. Merhaba Kader, ne haber? Merhaba Ölüm, haftanın sonuna geldi. Performans değerlendirmen yakın. Sence ne durumdasın? Ya bence uyumayı başardım ya. İlginç. Cevabım psikolojik değerlendirme için kaydedildi. Şimdi ise değerlendirmeden önce günlük davranışlarını gözden geçirelim. Gerekli profillerin hepsini burada olduğunu görüyorum. Harika, bu değerlendirme için iyiye işaret. Sanırım başlamanın zamanı geldi. Hadi yapalım. Şimdi o kağıtları nereye koymuştum? Heh. İşte başlıyoruz. Peki bu istatistiklere bakıldığında rakamlar diyor ki 7 gün boyunca davranışlarım mükemmeldi. Ben içtenlikle vefa göstermene şaşırdım ve memnun oldum. Hatta o kadar ki ofis seni zam için uygun gördü. Teşekkür edebilirim. Bana teşekkür etme Ölüm. Daha yeni başlıyoruz. Sözü açılmışken, zam aynı zamanda bir ödülle birlikte geliyor. Ofis sana mükemmellik ödülü sunmaktan gurur duyar. Masanda gururla sergileyebilirsin. 4 yarım yamalak alkış. Bunları kim yapıyor? Bunun kararını gölgelemesine izin verme. Hala öğrenecek çok şeyin ve uyman gereken birçok kuralın var. Çocuk oyuncağı, dondurmayı severim, zor oldu, gitgide kolaylaşıyor mu? Daha fazla kural derken, doğru. Zihniyetteki insanı... İnsan bunlara alışır. Üzülme dedi. Tamam. Tamam. Böylelikle 7 günlük değerlendirme dönemi sona ermiştir. Yani geçtin. Peki.
Hepsi bu. Yarın görüşürüz ölüm. Masamda ne var çok merak ediyorum. Umarım daha iyi bir masada olabilirim. 400 gold daha verdi. Bir dakika. Cerberus'e girmeyeceğim ya. Cerberus beklediğim gibi çıkmadı. Bu ne? Bir dakika dur. Dur. Ne bu? Rahatsız edici bir şekilde dönüyor. Asla yerleşmeden fırtına ortasında ayırt etmek çok zor olan figürler duruyor. Neymiş gibi görünüyor. Bir çiftin kedi kulağı bana çok yakışırdı. Ve dünyadaki tüm kedigillere ilham verirdi. Sadece bu bir işe yaramaz. Kauçuktan yapılmış mükemmel boyutta bir kemirgen oyuncak. Bu adam akşamları gereksiz şeyler satıyor. Sabahları ise işime yarayacak şeyler. Yatacağım ve gerçek bir işe uyanacağım. Gerçek bir işe, anlıyor musunuz? Şimdi tekrardan gideceğim. Cerberus kapalı. Şimdi güzel bir şey satma. Aynı şeyleri satıyormuş, Allah kahretsin. 2200 gold'um var ya. Kanka lütfen. Bir dakika. Burada böyle bir şey var mıydı? Neyse sorgulamayacağım. Pekala. Hadi bakalım. Bu ne lan? Aa, ödül gelmiş bana. Çok güzel. Bunu dur. Ne oldu? Ay, çok haber var. Dur. Yazı Turay'ı buradan aldım. Şunu şuraya koydum. Turay'ı buraya aldım. Tamam. Pekala. Şimdi ya da çekmeceye mi koysam bunu ya? Çekmecede dursun. Paramız gene gelmiş. Fazla paraları buraya koyuyorum. Sadece bir tane yazı tura param kalacak. Aynen. Tamam. Şimdi. Pekala. 3 insan ölmek zorunda. Şimdi sizi bir sıralayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane insan yaşayacak. Diğerleri ölecek. Tamam. Şimdi. 35 ve 60 yaş arasındaki tüm insanları bağışla. Mümkünse tabii. Bu çok farklı bir şey. Nasıl mümkünse tabii ne demek? Pekala. 48 yaşında. Sanat taklitçisi. Ünlü sanatçıları... Bir dakika. Benim haberleri okumam lazım. Haberleri okumazsak... Avukat, jüri ikna etmek için açıklayıcı bir konuşma yaptıktan sonra katil serbest kaldığı için adalet tekrar bizi yüzüstü bıraktı. Bir dakika, avukat var mı? Profesyonel. Bir dakika, avukat mı? Hayır. Fotoğrafçı. Mühendis, müzisyen. Bekle. Tamam. Deşifre. Köle emeğiyle beslenen yasa dışı yeraltı pil çiftlikleri... hakkında büyük gerçekler ortaya çıktı. Kanunsuz cinayetler artıyor. Kimliği belirsiz seri katil birkaç taklitçiye ilham verdi. Allah Allah. Transfer öğrenci protestolar esnasında polisin silahına ateş alması sonucu vuruldu. Bu benim öldürdüğüm kız bu arada. Pekala. Silah kontrol yasaları ve polis yönetmekleri gözden geçiriyor ve ülke çapında yeniden yapılandırılıyor. Yerel üretim tesisi artan yetersizlikten dolayı mahvoldu. Pekala. Çift Galt'ın deneysel ekmek kızartma makinesi patladıktan ve evleri yaktıktan sonra ölümden kıl payı kurtuldu. Evleri yaktıktan sonra ne ya? Evleri yakıldıktan sonra falan demen lazımdı. Pekala. 35 ve 60. Şimdi 60 üstü var mı? 60 üstü. Sen burada dur. 35 arası. Tam 35. 36. Sen de buraya gel. 35 6 pardon. 53. Şimdi böyle bir ayrım yaptık ve bunlardan 3'ü ölmek zorunda. Şimdi diyor ki 35 ve 60 yaş arasındaki tüm insanları bağışla diyor. Yani şurayı bağışla diyor. Şu adamla başlayalım. Zengin bir ailede doğan Arjun her zaman yakacak parası olmuştur. Profesyonel olarak kumar oynamaya başladı ve bunda oldukça iyi. Geçenlerde Arjun alkol etkisi altında araç kullanırken bir kişi öldürdü. Ancak en iyi avukatları tutabildi ve cezadan kaçındı. Bakın, ilahi adaleti sağlamak için şöyle bir şey yapacak. Yapmamızı istiyor büyük ihtimal. Gel, neredesin? Bak. Avukat jüriyi ikna etmek için açıklayıcı bir konuşma yaptıktan sonra katil bu. Yani ilahi adalet burada tecelli bulamadı. Peki ADC'nin kaleminde tecelli bulacak mı? Bence buldu. Tamam. Bunu böyle yaptığım için mutluyum. 30 ve 60 arasındaki... Şimdi. O zaman bu ikisini bağışlayabilir miyim? Pekala. Karizma vermek söz konusu olduğunda cimri değildi. Tatlı dili olan ve bu pürüzsüz konuşmacı herkesi neredeyse her şeyi yapmaya ikna edebilir. Bu nedenle... Motivasyon konuşmacı olmaya karar verdi. Son zamanlarda eserlerinde kendi dilini yaymayı... Bu avukatla bir alakası olabilir mi ya? Bence olamaz. Bunu bağışlayacağım. Bu adamda bir sıkıntı yok çünkü. Bunu bağışladım. Şimdi geldik abla sana. Bu arada 3 insan ölmek zorunda. Eğer bu ablamız ölmezse bu ikisi ölecek kesinlikle. Bu kötü bir şey. Ünlüsan hobi olarak taklit etmeye başta son ortak olmuşları sanat eserlerinin gerçek olduğunu söylerken sahte ünleri sattığı keşfetti. Önce çok kızdı ancak maddi sıkıntı sebebiyle durumu kabul etti. En çok gurur duyduğu orijinal parça bir şakrak kuşu yağlı boya tablosu oldu. Bayağı kaçakçılık yapıyor. Bu kaçakçılık yapıyor, ölmeli falan. Bilmem ya, bu kafa doğru değil bence. Ama onu öldüreceğim. Hayır ya. Bilemiyorum.
Şimdi kaç insan ölmek zorundaydı? Bir insan öldü, iki insan daha ölmek zorunda. 35-60 arasında olan bu ablamız da kaçakçılık yapıyor. Yani daha doğrusu göz yumuyor. Ama bu böyle devam edecek, bu yanlış bir şey. Ben ilahi adaleti sağlamaktan mı görevliyim? Bana bak, oyun hala bunu yapmıyor bu arada. Şimdi sizin aranıza yazı tura atacağım. Hazır mısınız? Pekala. Şimdi isimleriniz neyle başlıyor? PK olmaz. İlk Y hanginizde var? Sende kariyerde Y yazıyor. Sen yazısın. Sen de mecbur turasın kanka. Hatta sende de Y varmış. Y'den önce T var ama bak. O yüzden sende tura. Hadi bakalım. Tura gelirse sen yaşarsın. Yazı gelirse sen yaşarsın. Tura geldi. Sen yaşıyorsun. Kusura bakma brom. Yarışırız. Tamam. Çok güzel. Hadi bakalım. Bu yazı turayla adam öldürüp öldürmek çok garip. Oha 25 dakika mı? Cerberus barında çok vakit geçirdik ya. Bir dakika. Şuraya bir bakacağım. Sonra hesap verelim, sonra gidelim. Bakalım. Kader bu konuda ne diyecek? Kedi garipleşmeye başlamadı mı bu arada kucağındaki? Naber? Evet işte buradasın. İyi tamam, şimdi dinle. Bugün harika bir iş çıkardın. Görevlerini yeterince yerine getirdin falan filan. Ancak azami dikkatimi gerektiren bir acil durum meydana geldi ve birkaç günlüğüne ayrılmam gerekiyor. Nasıl? Dinle ve bunu kendine sakla. Bazı filozoflar ve araştırmacılar insanlığın iyileştirilmesi adına ütopyalı topluluk kurmak için girişimde bulundular. Herhangi bir kusur için stratejilerini araştırmalıyım. Her neyse, ben yokken başkası sorumlu olacak. Değerlendirmeye geçmiş olsam bile seni hiç gözetim olmadan bırakamam. Elbette daha fazla özgürlüğe sahip olacaksın, ancak bu sınırlı değil. Bu nedenle günlük raporlarını her zamanki gibi devam etmen gerekecek. Gelişmelerinden... Senin yanına kim gelecek? Kime rapor vereceğim? Birbirinizi zaten tanıyorsunuz. Lady Pevdink'ına... Kediye mi? Ama kediyle anlaşamayabiliriz. Aa bir dakika, çok garip. Çok garip olacak. Pekala. Şimdi yatacağım. Bir dükkana uğrayacağım. Göreme geçeceğim ve kediye vereceğiz. Bu çok garip olacak. Dostum, ziyaretin güneş gibi sürekli ve oda sıcaklığı artıyor. Kes sesini. Dur bekle, bu ne? Sonbahar gelir bu zarif... Tamam bunu geç. Para. Bu ne? Bir rezonatör. Ahiretten geçen hızlandırılmış elektromanyetik dalgaları. Ebedi tekrarlayanların yapay titreşimi tarafından üretilen çeşitli frekanslarda. Toplar ve sonra onları sana geri gönderir. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama... Eğer güzel bir hisse yapacağım. Tamam arkadaşlar, bu bölüm burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.